Selam arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim hemen. En son cari listesinde eklemeyi anlatmıştık. Şimdi güncelleme ve silme işlemlerini yapalım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Cari listesine şu güncellenin içine giriyorum. Burada ilk başta eğer diyoruz. LST cariler nokta list kont eşittir 0 ise exit sub diyoruz. Sonra carilerdeki işlemin 2 olduğunu söylüyoruz. Sonra FRM carilerdeki nokta btn kaydetin caption'ını arkadaşlar güncelle olarak şey yap, değiştiriyoruz. Bundan sonra cari güncelle diyoruz. Altına da FRM cariler nokta show diyoruz arkadaşlar. Hemen cari güncelleyi aslında cari güncelle yerine cariyi forma aktar diyelim. Cariyi forma aktar diyorum. Şunu kopyalıyorum. Aşağıya sap cariyi forma aktar diyorum. Sonra şuraya mesela sürekli ben frm cariler yazacağım ya arkadaşlar. Frm cariler nokta txt falan diyeceğim ya. Şu sürekli frm cariler yazmak yerine with yazıyorum. With frm cariler diyorum. Altına da end with diyorum. Sonra burada sadece nokta dediğim zaman txt id eşittir lst cariler nokta list parantez içinde lst cariler tekrar nokta list index virgül sıfırıncı kolon. Evet. Şunu yine txt cari adı nokta value da diyelim. Eşittir. Şurada bir value ekleyeyim arkadaşlar. Değeri yani. Ondan sonra şunun aynısını alıyorum. Kopyaladım. Şuraya yapıştırıyorum. Sadece birinci kolon. Nokta txt vergi dairesi nokta value eşittir. Yapıştırıyorum ve ikinci kolondan alıyorum. Nokta txt vergi dairesi vergi numarası aynısını yapıştırdığım üçüncü kolumdan nokta vergino txt vergino şey vergino yaptık telefon. Telefonu da dördüncü kolumdan al dedik. Nokta adres txt adresi de beşinci kolumdan al dedik. Ve forma aktar bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir çalıştıralım isterseniz. Hemen geliyorum. Cari listesine güneş bilgisayarı seçiyorum. Güncelle diyorum. Bakın forma aktardı ve formu show yaptı ve şu buton ismini de güncelle yaptı gördüğünüz gibi. Yani şu yeniye bastığım zaman kaydettir. Ama şu butona bastığım zaman güncelle. Hemen güncelleme kodunu da yapalım. Şu butonun içine girdik. Dün arkadaşlar eğer işlem 1 ise şunu yap dedik. Eğer işlem 2 ise de şunu yap dedik. Şimdi burada A arkadaşlar set etmiştik hatırlıyorsanız. Ayarlar sayfasındaki A ayarlar C cariler. Şimdi bu güncelleme işleminde ayarlardaki değeri bir arttırmıyoruz arkadaşlar. Bunu siliyoruz. Ondan sonra carilere bir satır eklemiyoruz. Bunu da siliyoruz. Sadece şu ID'ye de karışmıyoruz. ID değişmeyecek hiçbir zaman. ID'yi de siliyoruz. Sadece şunlar değişecek. Tabii bunları bulmak için bir yine döngüyle bulmaya çalışalım. Yine for x eşittir 2 to şöyle yazdım. Next dedim. Ondan sonra şunu aynısını alıyorum. Eğer diyorum yapıştırdım. Eğer A'nın A sütununun x'i boş ise exit for diyorum. Önünde çık. Yine şunu kopyalıyorum. Yine eğer C'nin A'nın x'inin değeri tabi buraya da bir de trim yazacağız ki boşlukları sağdan soldan boşlukları atsın. Tam olarak eşleşsin arkadaşlar. Yine trim
TXT ID nokta value ise then o zaman bulmuş demektir. Şuraya bir mif diyoruz. Şu bulduğu yerde şunların aynısını buraya kesiyorum şunları. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bulduğu zaman B4'e cari adını atacak, vergi dairesini C'ye atacak, vergi no'yu D'ye, D2 değil bunlar 2 olmayacak arkadaşlar. Şu ikileri siliyorum, bunlar X olacak. Ve X arkadaşlar bunların farklı yolları var. Bazıları daha farklı yollardan da yapıyor. Ben böyle yapıyorum. Belki benim yolum daha da belki yanlıştır. Cari kaydedildi demeyeceğiz arkadaşlar buraya. Cari güncellendi diyeceğiz. Ondan sonra FRM cari listesindeki carileri listeleyecek. Bu formu kapatacak. Bir de Zafer Bey'di sanırım söylemişti ya. Arkadaşlar biz burada bir sayfayı şu A harfine A'ya yüklüyoruz. Bir nevi RAM'e bir ayarları yüklüyoruz. Dolayısıyla hem şu kaydette şu exit saptan önce A eşittir nothing diyeceğiz. C eşittir nothing diyeceğiz ki bunları RAM'den silsin arkadaşlar. Unutmuşuz. İki hatırlattı. Böyle set ettiğiniz zaman bunları da bir de boşaltmanız lazım. Yani RAM'den kaldırmanız lazım. Tamam. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Cari listesine geldim. Mesela şu en baştakini güncelle diyeyim. Buraya yıldız inşaat diyeyim. Konya diyorum. Şu diyorum. Güncelle diyorum. X'i tanımlamamışsın diyor. Doğrudur. X'i unutmuşuz tanımlamayı. Şu yukarıya dim x as long diyelim. Şimdi tekrar devam et. Şuradaki buton devam ettir. Cari kaydedilsin diye sordu. Tabii bunu da güncellensin mi yapacağız. Evet dedik. Bakın yıldız inşaat oldu. Burada a'yı kullanmadığımız a'yı silmişiz. Bunu buradan kaldırıyorum bu satırı. Çünkü a yok burada hiç dikkat ederseniz. Sadece şu mesajı da alacağız arkadaşlar. Şu mesajı buradan kesiyorum. Şunun içine alıyorum. Aynı mesajı bir de şu ikinin içine alacağım. Dikkat edin buraya. Burada cari güncellensin mi diyeceğiz. Şuraya da güncelle diyeceğiz. Bir daha deneyelim. Tabii işlem durdurup bir daha açıyorum. Cari listesi örneğin şunu seçtim. Güncelle diyorum. Beyaz yapı diyelim. Vergi dairesi Batman olsun. Vergi numarası ve telefonu. Ondan sonra cari güncellensin mi? Evet dedik. Cari güncellendi gördüğünüz gibi. Bir de Enter'a basınca bir hata verdi. Nothing'de hata verdi burada. Set etmemişiz. Yani burada set etmemişiz burada. Onu şurada kullanacağız arkadaşlar. Şu endif neyin nesi ya? En sonunda bir endif var. Şu endif neyindir acaba? Boş mudur? O en sondaki endif boş. Tamam. Bari şuraya alalım. Bir daha durdurayım. Bir daha çalıştıracağım. Cari listesi. Şurayı seçtim. Güncelle dedim. Sascom bilgisayar. Vergi dairesi İstanbul. Vergi numarası telefonu. Sildiğimiz endif neyin? Nerenin endifidir ya? If 1 ise
Eğer işlem 2 ise şu if'in endifidir. Şunun endifi bu. Şu if'in bunun endifidir, pardon. Bu endifi silmeyecektik. Cari güncellensin mi? Evet. Cari güncellendi. Şurayı seçiyorum. Güncelle. Sabah market diyelim. İzmir numarası şu. İzmir. Güncelleme işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi silme işlemini yapacağız. Stok listesinde bir silmeyi ne yapmışız? Şöyle bir döngüyle gidip bulmuşuz. Bunu döngüsüz yapalım bu sefer. İsteyen istediği yöntemi kullanabilir arkadaşlar. Tamam mı? Hemen stoktaki sile bakıyorum. Burada ne yapmışız? Aynen şu koddan hepsini kopyalıyorum. Geliyorum cari listesine. Şuradaki silin içerisine yapıştırıyorum. Burada sor demişiz. Silinecek as integer demişiz. LST stoklar list count 0 ise çık demişiz. LST cariler diyeceğiz. List count 0 ise çık. Sor stok silinecektir. Emin misiniz? Burada cari silinecektir. Emin misiniz? Ondan sonra eğer sor 7 ise çık dedik. Eğer LST stoklar list count 0 ise bunu iki defa kullanmışız ya. Buna gerek yok. Silinecek eşittir LST stoklar. LST cariler diyeceğiz. Nokta list index 0. Tamam. Burada bir döngüyle mesela sildirmişim. Şunu döngüsüz yapalım bu sefer arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Şöyle yapabiliriz. Sheet cariler sayfasındaki range A sütunun başından sonuna kadar nokta find yani bul neyi bul şurada silinecek stok demişiz ya arkadaşlar buna silinecek cari diyelim şuraya silinecek cari diyorum ondan sonra bul neyi bul silinecek cariyi bul nokta enter row diyoruz yani o bulunduğu satırın satırı nokta delete diyoruz. Bunu yani bulduktan sonra bulduğun satırdaki yani bulduğun satırı sil dedik. Ondan sonra stok listele diyoruz ya burada. Stok listele yerine cari listele diyeceğiz. Bizim cari listelerimiz var burada. Ondan sonra frm mesaj nokta show. Ama mesaj yok. Mesajı da yazalım. frm mesaj nokta label mesaj nokta caption eşittir cari silindi diyeceğiz. Ondan sonra bitti. Bir bakalım. Bu sefer farklı bir yöntemle silmeyi denedik arkadaşlar. Örneğin güneş bilgisayarı seçip sil diyorum. Burada LST stoklar demişiz. Yine bunu LST cariler diyeceğiz. Bir durdurayım, bir daha çalıştırayım arkadaşlar. Gözden kaçmış orası. Güneş bilgisayarı seçip ya da güneş bilgisayarı değil, şu en alttakini seçip sil diyorum. Cari silinecektir. Emin misiniz? Evet. Bakın cari silindi. Şu rastgele yazdıklarımı sileyim. Evet. Gördüğünüz gibi Yıldız İnşaat sil. İsteyen arkadaşlar bakın. İsteyen bu stoktaki silme biçimini mesela bir stok açalım. Kalem diyorum. Birimi adet fiyatı alış 3 6 KDV'si 8 isteyen şu şekilde silsin. Artık tercih sizin. Özellikle hani döngüleri tam kavrayın diye ben o silme yöntemini kullanıyorum bazen. Ama gerektiği zaman da bu şekilde de siliyoruz. Yani isteyen şu şekilde kullansın. Şu iki satırı. Önce silineceğe değer atıyoruz. Seçtiğimiz satırdaki list yani ID silinecek değere atadık. Sonra carilerdeki A'dan A'ya bul dedik. Ondan sonra bulduğunu da sil dedik. Bakın bu şudur arkadaşlar. Ben size bir şey göstermek istiyorum.
Bu find bu şeyleri şuradan bulabilirsiniz. Bak, ben bir makro açıyorum. Makro mesela bul diyorum. Tamamdır. Şimdi ben geliyorum burada Ctrl F'ye basıyorum. Mesela sabah market yazıyorum. Bakın sabah marketi buldu mu? Buldu. Kapatıyorum. Kaydı durduruyorum. Geliyorum geliştiriciye. Şu az önceki makromu alıyor, açıyorum. Bakın bul diye bir makro. Bakın sales, find, bul. What, neyi bul, şunu bul. Siz bunun yerine işte silinecek cari diyoruz. Ondan sonra burada mesela şuradaki bir sürü şey var. Gereksiz yani makronun yazdığı kodlar var. Yani o bu mantıkla buluyor. Ondan sonra bulduğunu da siliyoruz. Yani bu kodu kullandık arkadaşlar bir nevi. Yani şuradaki cari listesindeki şuradaki yazdığım işte A sütununda cariler sayfasındaki A sütunun tamamını ara. Eğer şurayı aramazsan, burayı yazmazsan tüm sayfada arayacaktır. Silinecek cariyi bul. Bulduğun satırı sil diye bir komut verdik arkadaşlar. Evet, bu dersimiz bu kadar olsun mu acaba? Bir Ahmet Bey hocam aramayı ne zaman anlatacaksınız demişti. Ahmet Köpçak arkadaşımız. Onu da isterseniz şuraya geliyorum. Şöyle bir yer açalım. Sonra şuradaki multi page'i açıyorum arkadaşlar. Multi page. Şunu şöyle genişletiyorum. Ondan sonra şu page 1'in üzerine sağ tuşa rename diyorum. Cari ünvana göre ara. Okey. Burada rename başka neye göre? Vergi dairesine göre ara. Da göre diyelim. Ara demeyelim de şu ara kelimesini kaldıralım. Şöyle. Başka neye göre arama bize lazım olabilir? Vergi numarasına göre, telefona göre arama isteyebiliriz. Yeni sayfa ekledim. Buna rename dedim. Noya göre diyelim. Başka neye göre arayabiliriz? Vergi dairesi, vergi numarasına göre de arama yapabiliriz. Şunu move diyorum. Taşı şu bir dakika şunu bir yukarı taşıyayım arkadaşlar. Şunu up dedim. Yani buraya getirdim. Vergi dairesine göre, vergi noya göre diyelim. Vergi noya göre dedik. Okey. Arama ekranımızı da oluşturacağız. Hatta tamam. Şöyle. Bunu hem carilerde hem stoklarda hem faturada bir sürü yerde kullanacağız. Onun için hemen geliyorum. Buraya bir şey açıyorum. Bir frame alıyorum. Şuranın üzerine çiziyorum arkadaşlar. Ondan sonra burayı sildim. Tamam. Buraya bir label alıyorum. Cari unvanı diyorum. İki nokta üst üste. Buraya bir text box alıyorum. Şöyle genişleteyim. Tamam. Sonra buraya bir buton alacağım. Bu bulma butonumuz olacak. Bir de tümünü listele butonu lazım bize. Şöyle bu ikisini şuraya kadar getireyim. Şunu şöyle çekeyim bu tarafa. Bunun caption'ını siliyorum. Ondan sonra geliyorum arkadaşlar picture'a. Bir bulu bulalım. Mercek gibi bir şey bulalım. Şuradan find var mı? Şu find. Şunu getirdim. Bu da tümünü listele olacak. Tümünü listele içinde benim diğer şu buton olsun. Tamam. Evet şu frame'i kopyalıyorum. Ctrl C. Vergi dairesine gelip yapıştırıyorum. Buraya vergi dairesi diyorum.
Tamam. Sonra vergi no'yu da sayfasına gelip yapıştırıyorum. Buraya vergi no diyorum. Sonra telefona göreyi de açtık. Şuraya telefon no diyoruz. Bu şekilde bunu da ekledik arkadaşlar. Aynısı bize bir de şey lazım. Bunu da kopyalıyorum. Stok listesine geldim. Stok listesinde de bize lazım olacak arama. Çünkü stok sayısı arttığı zaman bulmak sıkıntı olacak. Dolayısıyla bir de buraya alıyorum. Hafif sayfadan ayırabiliriz. Bittim, tamam. Listesi. Tamam, çok güzel. Burada da stok adına göre arama yapacağız. Buna stok adı, stok adına göre. Okey. Buraya stok adı diyeceğiz. Başka neye göre? Stok adına göre. Başka da özel koda göre. Özel kod. Buraya özel koda göre. Okey. Diğer bu sayfalar lazım değil. Bunu delete diyoruz. Siliyoruz arkadaşlar diğer sayfaları. Stok adı yazdık. Buraya da özel kod diyeceğiz. Özel kod. Üstte. Aramalarımızı da bu şekilde ekledik buraya. Tabii daha arama kodlarını yazmadık. Bir sonraki derste yazalım. Ben dersi fazla uzamasın çünkü cari listesine geldiğim zaman bundan sonra şöyle istediğimiz seçeneğe göre arama yapacağız arkadaşlar. Bu dediğimiz zaman da carimizi, stoğumuzu bulacağız. Saat kaç oldu? 22 dakika. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bu derste ne yaptık? Cari güncellemeyi anlattık. Cari silmeyi anlattık arkadaşlar. Ve bu dersi bu şekilde bitiriyoruz. Herkes kendine dikkat etsin arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi hepinize sağlıklı günler diliyorum. Farklı örnekler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi önemli olan gidişatı yapmak, anlamak. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Bazı günler ders yayınlamayabilirim. Bazı özel işlerimden dolayı. Siz o diğer videoları da hepsini göz atın arkadaşlar. Başka da değişik videolar çekmişim. Onlara da bir bakın, kontrol edin. Kendinizi geliştirmeye çalışın. Biraz sabrederseniz belli bir süreden sonra nasıl bir seviyeye geldiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. İşler sabır işidir. Ama birden ben deyince olmuyor kısacası. Hepinize başarılar diliyorum. İyi geceler diliyorum.